sevgili Fenerbahçeliler. Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldi mi coşkulu, yeri geldi mi gergin bir kongreyi daha hep beraber tamamladık. Bugün yaklaşık 28 bin kongre üyemiz oy kullandılar. Bu Fenerbahçe demokrasi adına büyük bir mutluluk, yeni bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğü pek çok konuda büyüğüz. Kongrede de Fenerbahçe büyüklüğünü bir kez daha gösterdik. Biz Yüksek Divan Kurulu toplantılarımızı bile rakip takımların üye sayısından daha fazla olduğu için bir demokrasi şölenini yapıyoruz. Fenerbahçe'mizin geleceğine sizler, kongrelerimiz karar verirsiniz. Resmi olmayan sonuçlar hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Kongrede yarıştığım Sayın Aziz Yıldırım ve ekibine ve bunu bir demokrasi şölenine çeviren siz değerli kongrelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına yürekten teşekkür ediyoruz. Kampanya süresi boyunca birkaç kez, özellikle de burada yaptığım son konuşmada birkaç kez tekrar ettim. Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun ve o da Fenerbahçe olsun dedim. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı. Hep beraber. Bundan sonra önümüze bakma zamanı. Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarılarımızı elde edeceğimiz bir dönem inşallah yarından itibaren başlamaktadır. Artık Fenerbahçe adı duyunca rakiplerimizin irkileceği bir döneme giriyoruz. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünya Fenerbahçe'nin büyüklüğüne gösterme zamanıdır. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Yarından itibaren hepimiz bu yeni dönemin bir parçası olalım lütfen. Herkesin çorbada tuzu olsun. Bizler bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Bizler hiçbir kulüpte olmayan bu dostluk dizilerine sahipleniriz. Hem de artık sıkı sıkıya sahipleneceğiz. Size şampiyonluk yolunda, kuracağımız takım yolunda belli taahhütler verdik. Ama verdiğim bir diğer önemli taahhüt ve inşallah kalıcı bir şekilde gerçekleştireceğimiz, artık kırgınlıklar bitsin, geçmişe kapatalım, geleceğe yepyeni bir sayfa açalım. Ve bu yolda samimi bir şekilde, hiç düşünmeden, hesap kitap yapmadan bir adım atan herkese 10 adım atacağımızdan zerre kadar şüpheniz olmasın. Bize oy verilsin veya verilmesin. Bu kutsal renkler altında birleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Siz de muhakkak bu sürecin parçalı olacaksınız. Çünkü olmadığınız takdirde bu hayali gerçekleştirmek mümkün değildir. Ve sizden ilk ricam, hepimizin ilk vazifesi, ilk ev ödevi, artık Fenerbahçe'yi, hocasını, sporcularını,
yönetimini, başkanını sosyal medyada bir oyuncak, bir çerez haline getirmeyelim. Bütün sosyal medya gücümüzü rekabete, rakiplerimize, bize belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım bu enerjiyi. Eminim Riva tarafında bu akşamki sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Artık değişim zamanı. Küskünlükleri, kırgınlıkları arkamızda bırakarak daha güçlü bir Fenerbahçe oluşturalım. Fenerbahçe için yeni bir dönemini başlangıç için çalışıyoruz ve buradan hepinize şahsım ve yönetim kurulum adına söz veriyorum. Dün olduğu gibi bugün de Fenerbahçe'mizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutacağız. Dün olduğu gibi bugün de Fenerbahçe'mizin haklarını korumak için her türlü zorluğu göğüsleyeceğiz. Her türlü riski alacağız. Ve de dün olduğu gibi bugün de asıl olan Fenerbahçe'dir, Fenerbahçelilerdir diyeceğiz. Sesini yükseltenler, bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki ağaçları büyüten gök gürültüleri değil, yağmurlardır. Fenerbahçe sağanlık yağmuruna herkes hazır olsun. Çünkü biz sesimizi değil, sözümüzü ve gücümüzü yükseltmek için devam ediyoruz ve yarın sabah ilk başlangıcımızı yapıyoruz. Gelin omuz omuza Fenerbahçe'nin umut ve başarı dolu geleceğini hep birlikte inşa edelim. Şimdi sen, ben değil, bizim için, Fenerbahçe için. Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe. Evet, öncelikle bu seçimi kampanyamda çalışan bütün arkadaşlarıma, ikinci dönemdeki yönetim kurulu üyelerime 6 sene boyunca verdiği hizmetler için, keza bu yönetim kurulunda olan ama bir sonrakinde olmayacak fakat sanki yarın tekrar yönetime giriyormuş gibi koşulsuz, hesapsız, kitapsız çalışan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma. Beraber oluşturduğumuz güçlü, kudretli yeni yönetim kuruluma. Divan heyetimize, Sayın Vefa Küçük ve heyetine bir kez daha müthiş bir seçim, müthiş bir genel kurul yönettikleri için, sandıklarda çalışan herkese, kurullarımıza girmeyi kabul eden herkese, son 2 dönemde hizmet veren tüm kurul üyelerimize. Bu çetrefilli, karmaşık, acımasız, vicdansız, dalga dalga işler kötü gittiği zaman üstüme gelen bu futbol dünyasına tahammül eden aileme, İki gündür buraya gelen kongrelerimize, şartlar ne olursa olsun bir gram benden vazgeçmeyen sizlere, burada olmayan diğer arkadaşlara, en büyük hayalimi anlattım. En büyük hayalim sizler beni korurken, sizler benim yanımda dururken, eş, dost etrafında, sosyal medyada sizi hakaret eden, sizi zorlayan, sıkıştıran, küfür edenlere karşı
dimdik durduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve en çok siz gurur duyacaksınız bu seçimden. Ve stadımızı seçim gününe hazırlayan tüm profesyonellerimize, dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere, özellikle de her daim yanımızda olan Magic Box şirketine, Vedat Bey'e ve ekibine de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun, yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe. Çok teşekkür ediyorum sevgi ve saygılarımla. Evet, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 3. kez Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na henüz resmi olmayan sonuçlara göre seçilen Ali Koç bir teşekkür konuşması yaptı. Şu anda elinde meşaleyle poz veriyor. Elinde meşaleyle yönetim kurulu listesinin yanından geçiyor ve evet şu anda Burak Kızılan'a verdi. Burak Kızılan tutuyor meşaleyi. Yeni yönetim kurulu listesiyle bir arada Ali Koç bir konuşma yaptı. Hemen o konuşmanın detaylarına şöyle bir kısa bakalım. Teşekkür etti. Kendisini tekrardan 3. kez Fenerbahçe başkanlığına seçenlere teşekkür etti. Ve bu tercihten en çok siz mutlu olacaksınız dedi. Bu sene, gelecek sene bu tarihlerde şampiyonluğu kutlayacağız mesajını verdi Ali Koç. Ve tek tek herkese teşekkür etti. Keza bu seçimin bir kazananı kaybedeni olmadığını, tek kazananın Fenerbahçe olduğunu söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye bir gönderme yaptı. Riva'da eminim bu sonucu üzülen birileri var dedi ve oraya bir gönderme yaptı. Ali Koç sözlerini noktaladı. Selim nasıl yorumlar? Dediğim gibi dostluk mesajları içeren, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki içeren bir konuşma oldu. Kısa tuttu başkan konuşmayı. Onu ifade edelim. Şu anda da parlayış alıyor. Şu anda bir kutlama gerçekleştiriyor. Fenerbahçe için hayırlı olsun. Evet, Sayın Ali Koç bir seçim kazandı. Ben bunu seçimden önce de Ali Koç etrafındaki insanlara söylüyordum. Evet, Ali Koç'un seçimi kazanması tabii ki önemli. Ama Ali Koç için ondan sonra yepyeni bir süreç başlayacak. Sonuçta ne olursa olsun 6 yılda gelmemiş bir şampiyonluk var. Artık yine de çok çok fazla kredisi yok. Sayın Ali Koç'un şampiyonluk için çok çalışması gerektiğini, Fenerbahçe'nin şampiyonluk için çok çalışması gerektiği burada kongre sonunda önümüzde bir gerçek olarak duruyor. Ve bu doğrultuda da evet tabii ki bugün uzun bir uğraşı, uzun bir mücadele, uzun bir çabanın sonucunda seçim kazanıldı. Bir kutlama yapılması çok normal ama bu kutlamanın da çok da uzun sürmemesi gerekiyor. Şunu da unutmayalım. İnsanlar gerçekten oy verdiler evet ama insanlar Fenerbahçe taraftarları şampiyonluk bekliyor. Bu beklentiyi unutmamak gerekiyor. Bu beklentiyi unutursa Fenerbahçe için yine o şu anda başlayan filizlenmeler, şu anda başlayan umut ışıkları yeniden olumsuz şeylere dönebilir. Sayın Ali Koç bir seçim kazandı ama yepyeni bir zor bir maceraya da başlıyor. Bunu da vurgulamak gerekiyor.